Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda Procreate kullanan arkadaşlar biliyordur mutlaka. Procreate 5 güncellemesiyle birlikte programda bazı değişiklikler oldu, bazı yeni özellikler eklendi. Ben de şimdi bunlardan bahsetmek istiyorum size. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Procreate her zamanki gibi ilk olarak galeri ekranı ile açılıyor. Yeni bir kanvas oluşturmak için sağ üst köşedeki artı butonuna tıklıyorum. Buradaki panelde kare, 4K, A4, fotoğraf gibi farklı hazır boyutlar var. Altta gördükleriniz de benim önceden açmış olduğum boyutlar. Burada artık boyutları görürken hangi renk modunda olduğumuzu da görebiliyoruz. Tüm belgeler şu an RGB modunda. RGB ekranlar için kullanılan bir renk modudur. Özel bir boyut oluşturmak için butonu sağ üst köşeye taşımışlar. Burada kendi belirlediğim ölçülere göre bir belge açabilirim. Burada da DPI yani çalışmanın çözünürlüğü ile ilgili seçenekler eklendi. 300 DPI baskı için, 72 DPI ekran için kullandığımız genel standartlardır. Şimdi burada boyutları ayarlarken altta size kaç katman kullanabileceğinizi de gösteriyor. Burada bize verdiği katman sayısı boyutumuzun büyüklüğüne göre değişiyor. Boyut ne kadar büyük olursa maalesef katman o kadar az oluyor. Küçülttüğümde bakın 250 katmana kadar verdi. Ama çok katman içinde boyutunuzu küçültmenizi kesinlikle önermem. Çünkü Procreate piksel tabanlı bir program. Ne kadar küçük boyutta çalışırsanız çalışmanız o kadar bozulacaktır. Bu nedenle ben en az 3000'e 3000 boyutunda çalışıyorum. Belge oluşturma alanına renk modu seçeneği ve farklı renk uzayları eklendi. RGB yani red, green, blue kanalları ekran için kullanılan renk modudur dediğim gibi. CMYK yani siyah, magenta, yellow ve key de baskıda kullanılan renk modudur. Yani oradaki kartuş renklerini ifade eder aslında. Burada detaylı olarak farklı renk uzaylarını da seçebiliyorsunuz. Print için Quieted Foreground 39 seçili oluyor genelde. Eğer çalışmanız dijital bir ortamda yayınlanacaksa, dijital bir ortam için çalışma yapıyorsanız renk modunuz RGB olmalı. Yine bu alanda hızlandırılmış video ayarlarını düzenleyebiliyoruz artık. Eğer video çekme seçeneğiniz aktifse, program sizin her bir belge için çiziminizin hızlandırılmış bir videosunu çekiyor. Daha sonra da bu videoyu dışa aktarabiliyorsunuz. Burada bunun boyut ve kalitesiyle ilgili detaylara yer vermişler. Artık 2K ve 4K gibi seçenekler var fakat bunlar boyut büyük olacağı için alan olarak çok fazla yer kaplayacaktır. Tabii ki kalite anlamında çok güzel olur ama kapladığı alan maalesef o derecede de artar. Sol tarafta bir de kanvas özellikleri diye bir seçenek eklendi. Burada da kanvas rengini değiştirebiliyoruz. Yani direkt kanvası kapatıp şeffaf bir şekilde de belgeyi açabilirsiniz. Ya da istediğiniz kanvas renginde açabilirsiniz. Çalışma alanı aynı. Panellerde sadece bazı değişiklikler var. Sol üst köşede eylemler menüsü ile başlayalım şimdi. Burada yeni gelen bir özellik metin ekle özelliği. Hemen bir metin ekleyelim. Direkt klavye açılıyor. Buradan yazımı yazıyorum. Sağ üst tarafta stili düzenle seçeneği var. Buradan metin fontunu değiştirebiliyoruz. Hazır bazı fontlar var içine yüklü. Fontun büyüklüğünü, karakter arası boşlukları, satır aralıklarını düzenleyebiliyoruz. Metni paragraf olarak sağa, ortaya ve sola yaslayabiliyoruz. Altı çizili hale getirebiliyoruz ya da dış hat olarak görüntüleyebiliyoruz. Küçük harfleri de otomatik büyük harflere dönüştürebiliyoruz. Yazınızı eğer tekrar düzenlemek isterseniz klavye simgesini tıklayabilirsiniz. Böylece tekrar klavye geliyor ve yazının üzerinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Metni oluşturduğumuzda katman panelinde bunu metin katmanı olarak görüyoruz. Katmanın üzerine tıkladığımda yanda metni düzenle seçeneği var. Burada metni tekrar düzenleyebiliyorsunuz. Ya da yazının üzerine bir kez tıklayarak da düzenleme moduna geçebilirsiniz. Burada katman üzerine tıklayıp rasterleştir dediğimizde ise artık metin katmanı normal bir katmana dönüşüyor.
Bir diğer menü Canvas menüsü. Gelen en güzel özelliklerden biri de artık kolayca animasyon oluşturabiliyor olmamız. Burada şimdi ben size basitçe animasyon mantığını anlatmak istiyorum. Daha sonra daha detaylı bir videoda da anlatacağım. Altta animasyon frame'lerini görüyoruz. Yani burada frame mantığıyla bir animasyon yapılabiliyor. Burada her bir katmanı animasyonu oluşturan bir kare olarak düşünüyoruz. Şu an sadece bir katman var ve altta da bir frame görüyorsunuz. İlk katmanda bir çizim yapıyorum. Şimdi sağ alttan bir kare ekliyorum. Aynı zamanda bir katman da açmış oluyorum. Yani bir frame eşittir bir katman. Gördüğünüz gibi şu an iki tane katmanım var. Burada yeni bir katman açtığımda da altta yeni bir frame açılıyor. Dediğim gibi bunlar birbirine bağlı. İki taraftan da çalışabilirsiniz. Ya altta yeni frame oluşturursunuz ya da katmanlar panelinde yeni katman oluşturursunuz. Şimdi buraya çizim yapıyorum. Hangi katmandaysam diğer katmanlar daha soluk gözüküyor ki ben üzerinde bulunduğum katmanı ayırt edebileyim. Oynat diyorum. Böyle basit bir animasyon. Alttaki ayarlar menüsünden saniye başına düşen kare sayısını değiştirebilirsiniz. Sayı ne kadar az olursa o kadar yavaş olur animasyon. Sayı ne kadar fazla olursa da o kadar hızlı bir animasyon döngüsü görürsünüz. Burada da farklı seçenekler var. Soğan zarı karesi dediğimizde de açabileceğimiz kare sayısını gösteriyor. Soğan zarı opaklığı da katmanın saydamlığını ayarlamak için. Altta da karıştırma işlemleri var. Dediğim gibi bunu animasyonla ilgili videoda daha detaylı anlatacağım. En altta da oynatma seçenekleri var. Tek bir kez oynatılabilir. Döngü gibi GIF mantığında oynatılabilir. Ya da pimpon topu mantığında hareket ettirilebilir. Oluşturduğunuz bu animasyonları paylaş bölümünden GIF ya da MP4 olarak çıktı alabilirsiniz. Web hazır versiyonunda boyutunu küçülttüğü için kalite biraz düşüyor. Bu şekilde kolayca artık animasyon hazırlayıp dışa aktarabiliyorsunuz. Çizim örneğine bakalım. Bu kısımda bir değişiklik yok fakat özellikle bazı püf noktalarını paylaşmak adına tekrarlamak istiyorum. 2D ızgara, simetrik ızgara, perspektif ve simetri özellikleri var burada. 2D ızgarada kalınlığı, opaklığı ve boyutu ayarlayabiliyorsunuz. Üstten rengi değiştirebiliyorsunuz. Burada önemli nokta destekli çizim özelliği aktif olduğunda çizgiler bu ızgaralara yapışıyor. Yamuk bir çizgi çekme ihtimaliniz yok. Izgaraların yönünde yatay ve dikey çizgiler çekebiliyorum. Sadece ızgaranın yönünde yatay ve dikey çizgiler çekebiliyorum. İzometrik ızgarada da yine aynı seçenekler var. Çizim desteği aktif olduğunda buradaki grid sistemi ile çiziminizi kolaylaştırabiliyorsunuz. Burada bakın katmanın üzerine tıkladığımda önemli nokta bu püf noktası. Çizim özelliğinin tikli olduğunu görüyorsunuz. Menüden çizim özelliğini kapatsam da katman üzerinde çizim özelliği aktifse bu özellik devam edecek demektir. Bu özelliğin kalkması için yani normal bir şekilde çizim yapabilmeniz için katman üzerindeki çizim desteği tikini kaldırmanız gerekiyor. Perspektifte perspektif noktasını oluşturmak istediğiniz yere kaleminizle bastırın, elinizle de olabilir. Şu an tek bir kaçış noktası oluşturdum. Burada tek kaçışlı perspektife göre kolayca çizim yapabilirim. Kaçma noktasının ve ufuk çizgisinin yerini de değiştirebiliyoruz burada. Oluşturduğunuz ufuk çizgisi üzerinde bir noktaya daha basılı tutup ikinci bir kaçış noktası oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde de kolayca çift kaçışlı perspektife göre çizim yapabilirsiniz.
Şu an kaçma noktaları kanvas alanının içinde, bu yüzden bakış açım çok dar. Kaçma noktalarını kanvas alanının dışına da sürükleyebilirsiniz. Böylece daha geniş açıyla çizim yapabilirsiniz. Simetride simetrik bir çizim yapıyoruz. Dikey, yatay, dörtlü ve radyal olmak üzere 4 seçenek var. Döngüsel simetriyi de aktif hale getirdiğinizde bu şekilde bir görüntü elde edebilirsiniz. Fırçalara geçiyorum. Burada panelde çok bir değişiklik yok. Sadece eklenen bazı yeni fırçalar var. Programla beraber gelen yeni fırçalar var. Şimdi buradaki yeni fırçaları ben tek tek deneyeceğim. Son olarak renk menüsüne geliyorum. Burada da uyum adında yeni bir bölüm eklendi. Eklenen bölümde artık renk çarkı üzerinde renk uyumlarına göre seçim yapabiliyorsunuz. Sol üst köşede tamamlayıcı Burl yazıyor bende şu an. Oraya tıklıyorum. Tamamlayıcıyı seçiyorum en üsttekine. Tamamlayıcı renk uyumu birbirine zıt renklerin oluşturduğu uyumdur. Seçtiğiniz rengin karşıt rengini kolayca bulabilirsiniz renk çarkı üzerinde.
Tamamlayıcı böl, seçtiğiniz renkle bu rengin zıttının iki yanındaki renklerin oluşturduğu uyumdur. Bu renkleri seçip altta renk paletine de ekleyebilirsiniz. Analog renk uyumu ise renk çemberindeki birbirine komşu renklerin oluşturduğu renk uyumudur. Üçlü renk uyumu ise renk çarkı üzerinde bir üçgen oluşturduğunuzda bu üçgene karşılık gelen renklerin oluşturduğu uyumdur. Dörtlüde de yine renk çarkında bir kare oluşturduğunuzda elde ettiğiniz renk uyumudur. Burada aslında birbirine zıt iki renk grubu görürsünüz. Sizlere yeni gelen özelliklerden bahsettim. Çekmemi istediğiniz videoları altta yorum olarak paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.